Diyorum arkadaşlar. Şu an sesimin gelmesi lazım ama. Şu anda ses var mı arkadaşlar? Ses var mı? Lütfen. Cızırtı var. Cızırtıya da bir çözüm üretelim hemen. Şu an itibariyle sesin olması lazım arkadaşlar. Şu an sesimin olması lazım. Sorun yok. Olması lazım. Tamam, peki. Tekrardan başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. YouTube'da bu yayını biliyorsunuz hafta içi her gün gerçekleştiriyoruz. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri birlikteyiz. Haftanın tekil günleri yani pazartesi, çarşamba ve cuma günleri bizler Kazım Yurdakul kanalında gerçekleştiriyoruz Açık Ufuk programını. Salı ve perşembe günleri ise Emrah İliç YouTube kanalında. Yani hafta içi her gün sizlerle birlikteyiz. Güncel meseleleri masaya yatırmaya çalışıyoruz. Şimdi arkadaşlar, öncelikle ben Kazım Bey'e hoş geldiniz demek istiyorum. Kazım Hocam, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş buldum. Çok daha iyiyim. Bugün bir kardeş, bir can kardeş katılıyor programımıza. Sevgili Cahan Darbayoğlu, Azerbaycan Turan Partisi Genel Başkanı. Ona da ben hoş geldiniz diyorum. Böyle bir benim üzerimden selamlaşmış olalım. Sevgili Bayoğlu, hoş geldiniz. Teşekkür ederim Sayın Yurdakul kardeşim ve aynı zamanda Emrah Bey. Sizlerle bir arada olmak çok güzeldi. Ve gerçekten de bugün Bakı, İstanbul bir arada Türk dünyasını konuşur. Hep birlikte biz Türk dünyasını konuştuğumuzda doğru kararlar verebiliriz. Bakı Ankara'dan ayrı karar verirse, Ankara Bakı'dan ayrı bir karar verirse benzer Türk dünyası tamamlanmaz, kararlarımız eşit kararlar. İyi yayınlar dilerim, başarılar olsun. Bu arada da bütün evet. Soydaşlarımızı selamlıyorum. Aynı zamanda da onu bildirim ki Turan Partisi, Azerbaycan Turan Partisi'dir. Hedefi Türk dünyasında teşkilatlanmaktır. Şu an Türkiye'de ve Tahran'da, Tebriz'de, Khorasan'da, Türkmen Sehra'da, Kaşka yerlerinde Turan Partisi'nin ilk özellikleri var. Biz bütün Azerbaycan ve Türk dünyasında örgütlenme hedefliyiz ki bir milletin bir teşkilatı ileri dolabilsin. Evet, maşallah. Yazdım hocam, hoş geldiniz. Turan Partisi Genel Başkanı arkadaşlar, Azerbaycan'dan yayınımıza katılıyor. Bugün bir farklılık yapmış olacağız. Biz Açık Ufuk programına ilk defa bir ismi konuk etmiş olacağız. Kıymetli bir isim. Böylece hem bu yayının ilk konuğunu almış olacağız hem de Türk dünyasıyla ilgili en çok konuşulan kelimelerden birisi Turan meselesi. Turan kuruldu, işte Türk ordusu kuruldu, işte Turan İmparatorluğundan söz ediliyor vesaire. Yani aklınıza gelebilecek Turan geçen, içinde Turan geçen her ne cümle varsa bugün bu yayında onu kuracağız. Bununla ilgili cevapları hem Kazım Bey'den hem de Candar Bey'den alacağız. Kazım Hocam, ben sözü biraz size bırakmak istiyorum hem konuya giriş anlamında da. Şimdi Turan Birliği'nden söz ediliyor ve 2040 vizyonundan söz ediliyor.
Nedir bunun açılımı? Evet. Önemi nedir Türk dünyası için, dünya için? Buradan başlayalım isterseniz. Evet. Tabii yani biz bunu Sayın Genel Başkan'la da konuştuk. Biz biraz Sayın Genel Başkan'la aynı çizgilerdeyiz, aynı akıldayız diye de düşünüyorum herhalde. O da dedi ki 2040 nedir ki dedi kardeşim. 2040 dedi çok geç. Daha dedi önümüzde 2025 var, 30 var, 35 var. Biz oraları konuşalım. Gerçekten de benim gibi böyle tez canlı ve işte yani Türk'ün olduğu yerde medeniyet önderi, medeniyet kurucusu, Türk'ün olduğu yerde her şey daha hızlı olur. Yani hani bu bozmaya çalışanların işte 200 yıldaki rezaletleri ortadayken zaten de hızlı olmak zorundayız. İnsanı tekrardan insana döndürebilmek için, medeniyete döndürebilmek için gerçekten hızlı davranmak zorundayız. Evet, bir 2040'a bir çizgi, bir ufuk koyduk. Bir açık ufuk koyduk. Ama oraya kadar da yapacaklarımız elbette var. Onları bir an önce yapmalı. Belki o 2040 için koyduğumuz hedefleri çok daha önce ki ben böyle oradaki hedeflere, oradaki maddelere baktığımda 2032-2033 gibi oralara çoktan varılır diye düşünüyorum. Yani biraz ileriye konmuş o şey olarak, sayısal olarak, yıl olarak öyle düşünüyorum. Ama toplamda ben mesela bu programın içinde Rusya, İran bunları da soracağım, konuşacağız. Ama toplamda benim hep yıllardır bahsettiğim o 20 küsür devletin bir araya geldiği, özellikle bugün Ortodoks olan devletlerin bir araya geldiği ki son hafta mesela bununla ilgili Rusya'dan çok ilginç kararlar, meclislerinden kararlar çıkıyor artık. Bir araya geldiği çok güçlü, dünyanın tam ortasını, merkezini Japonya'dan İsveç'e kadar kapsayan ve yöneten, dolayısıyla dünyanın terazisini tutan bir Türk devleti. Ki teraziyi başkasının tutması da çok mümkün değil zaten bugünün dünyasında da dünün dünyasında baktığımızda. Eğer Türk devleti varsa, eğer Türk devleti güçlü ve karar verebilecek, kararlarını empoze edebilecek, yönlendirebilecek güçteyse adalet terazisini mutlaka Türk devleti tutar. Şimdi de işte onu artık izlemeye başlayacağız diye düşünüyorum. Dünyanın terazisini Türk devletinin tutacağı, birileri kıtlık derken mesela işte Milli Tohum Bankası'ndan, Afrika'dan şov yapan gibi onlara cevap vereceği, yani kıtlık kıtlık yok, ben o kıtlığın karşılığını bulurum, insanları doyururum diyebilen, işte bir salgın olduğunda ben bunun çözümünü bulur, gerektiğinde ücretsiz dağıtırım diyebilen, sizin o bütün çaldıklarınıza rağmen işte son 3-4 sene sizden daha fazla yardım yapan bir ülke olurum diyebilen bir Türk devletini herhalde izleyeceğiz diye düşünüyorum. Ama ben çok yine konuştum, aslında düşündüğümden fazla konuştum. Çünkü bugün konuğumuz var, asıl ona sözü verip onu konuşturalım. Sevgili Bayoğlu, sizle daha önce de konuştuk, bu 2040 vizyonu ve Türk Devletler Birliği hakkında genel olarak düşüncelerinizi milletimiz dinlemek ister. Çok, tabii ki eskiden tarihte Türklerin varlığına bu yana Türkler hiç zaman 10 illik, 20 illik, 100 illik düşünmediler. Hep dünya varken Türk kendisinin bir hedefi olduğunu, dünya varsa Türk vardır ve dünyada özellikle Türklerin yeri ve yönetimde olmasının büyük yaradan tarafından görevlendirdiğini düşünürdüler. Zaman kesti bizim tarihte ilk en uzun ömürlü imperyamız Osmanlı İmperyası oldu. Tabii ki Türk devletleri bilinçli olarak esirlerle, yüzyıllarla, minillerle bize karşı örgütlenen büyük güçler tarafından ve aynı zamanda bizim de milli enerjimizin bitmesiyle bizim devletlerimizi yıkabildiler. Büyük Akat Türkümüzün birliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyabildik. Bütün Türkiye'lileri işgala maruz kaldı. Sonraki 70 yıl senede Türkiye Cumhuriyeti bir Türk dünyasının hem de arşivi olmakla hem de Türk dünyasının kiçik bir modeline çevrildi. Bugünkü Türkiye, Türk dünyasının herkesin ve nerede Türk varsa herkes diyor ki iki vatanım var. Yakut da kendisini. Aynı zamanda merkezi Türk Cumhuriyeti. Her yerde bir derler kendi vatanın, bir de Türkiye. Bugün her bir Türk'ün iki vatanı olduğu kavramı
her zaman insanlarımızın kafasında kaldı. Ve bizler de 10-50, 150 programlarımız olmadı. Hatta Türkiye Cumhuriyeti'nde de bizim programlarımız olmadı. Ama 2023 hedefi Türkiye'nin yeni 150 bir hedefin ortaya çıkarttı. Türkiye 150 diyerek. Ama biliyorsunuz ki ben aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı yarananda Nazarbayev'in teklifinden Türk Devlet Teşkilatlarının 2040 hedefleri diye bir fikir seslendirdi. O yüzden de 2040 herhalde bugün Türk Devletleri Teşkilatı'nın yaranması gününden bugüne bir kafalarda kalmış. Ama siz de güzel söylediniz ki Türkler her il bir devrim yapırlar. Her 5 seneden bir bölgeni değiştiririk. O yüzden de ben düşünürüm ki gün bilirsiniz ileride Türkiye'nin 2053 hedefi var, 2071 hedefi var, 150 hedefi var. Ben de düşünürüm ki bugün Türk devletlerinin birliğinin Turan Qurulu'nda biz düşünürük ki artık minillik hedefleri hakkında biz konuşmalı olacak. Bugün de biz daha çok 2025'te de bizim hedefimiz var. Mesela düşünelim ki 2030. yılda İç Rusya'da olan Türklerin talaya yerli olunabilirse demeli biz 2030 hedeflerimizi konuşmalıyız. 2025'te İran adlanan Azerbaycan'da olan nüfusun %70'in üstünde olan bir yurtta Türk milletinin talaya yerli olunursa demeli bizim 2025 hedefimiz de var. Bu yüzden Türk milletinin hedefleri her 5 seneden bir değişebilecek ve dünyanın siyasi menzeresini değiştirebilecek bir hedeflerini konuşmalıyız. Bu da çok yakında da hedeflerimiz. Bu hedefler bizi hem de biz ona doğru gitmesek de o bizim üstümüze gelir. Biz mecburi bu hedeflerine doğru yürümeliyiz ki o baş veren olayların yönetilmesinde iştirak edebilir. Eğer biz ondan hiçbir çalışmalarımız olmasa biz o baş veren olayların altında kalabiliriz. Ve tabii ki Türk milletinin zekâsına vermez. Bugün Türkiye devleti ve Türk devletleri bence değişen dünyada məhz bu değişenlere hazır olmak için Türk Devletler Teşkilatı'nı yarattılar. Ve ileride de Türk Devletler Teşkilatı'nın Türk Devletleri Birliği olması şarttır. Biz Şuşa beyannamesinin içeriğini doldurdukça Azerbaycan-Türkiye Birliği'ni gerçekleştirmeliyiz. Ve Azerbaycan-Türkiye Birliği modeli Türk dünyası, Türk devletleri için bir model olmalıdır. Ve biz bizim devletlerimiz şabul olarak yukarıdan aşağıya tamamıyla teşkilatlanmalı. Kendi bakanlıkları, devlet kurumları, parlamentosu, ortak bankası, ortak pazarı ve aynı zamanda parası olmalıdır ve Türk devletleri değişen dünyada hiçbir devlete ve ayrı ayrı güclere mühtaç olmadan kendi insanlarını dolandırabilsin ve güvenliğini temin edebilsin. Evet. Buyurun Kazım Bey. Evet evet çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Evet, ben bir katkıda bulunmak istiyorum. Katkıda bulunmaktan ziyade aslında şöyle. Şimdi yavaş yavaş ısındığımızı düşünüyorum konuya hakim olamayan, henüz yeni açan bizi izleyen dinleyicilerimiz var. Onlara da söyleyelim arkadaşlar bir kez daha. Cihandar Bayoğlu, Azerbaycan Turan Partisi Genel Başkanı. Yayına yeni katılan izleyicilerimiz var. Ve sizden bir ricam var arkadaşlar. 227 online var şu anda. Yetersiz. Bunu daha da arttıralım ama beğeni bunun yarısı kadar. Beğeni de online kadar olsun. Sizden istirham ediyorum. Bu yayına katkınızı bu şekilde gösterin. Candır Hocam, ben şunu sormak istiyorum. Şimdi Türk dünyası, evet, önemli işlere imza atıyor son zamanlarda. Güzel başarılar var. Çalışmalar neticesini, meyvesini vermeye başladı. Ama Türk dünyası için Turan Birliği özelinde soruyorum. En büyük tehdit nedir? Bugün hem Türkiye için, hem Azerbaycan için, hem de kurulan bu yapı için tehdit dediğimizde ilk sırada hangi ülke ya da ne yer alır? Ne dersiniz bu konuda? Özellikle İran özelinde soruyorum. İlk önce bağımsız Türk cumhuriyetleri için iki tehdit var. İki tehdit. Terimizde olan kolonlar, mesela Fethullah Gülen kolonu Türkiye'de, Azerbaycan'da Moskova kolonu, Ermeni kolonu, Fars kolonu,
Biden kolonu, aynı zamanda Macron kolonu, yani Avrupa Birliği'ni demek istiyorum. Ve ancak küresel para baronların kolonları bugün bizi Türk devletleri için bir tehdittir. Aynı zamanda şimdi Çin kolonu da var, biliyorsunuz merkezi Türk Cumhuriyetleri içerisinde. Ve hem de bölgesel siyasetimizde hep karşımızdadır. Diğer taraftan da biliyorsunuz ki bizim için en büyük tehdit ekonomi sıkıntılarımızdır. Biz insanlarımızı kazanmasak hedeflerimize doğru yürümekte sıkıntı yaranabilir. Ona göre biz insanlarımızı yedirtmeyi, içirtmeyi bacarmalıyız ki refah halı iyi olsun. Bu iki tehdit bağımsız Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirebilsek, onlardan tehditlerden klas olabilsek, Türk Devletler Teşkilatı'nın bir araya gelmesinde hiçbir sorumluluk olabilmez. Bu aynı zamanda tabii ki bizim milli iradımıza karşı yönelen ve milletimizin ayrı ayrı parçalarına esaret güçlerin de karşısında durabiliriz. Türkiye, Azerbaycan ve Türk devletlerinin birliği güçlendiyse ben hesap ederim ki İran baştan başa bir Türk Cumhuriyeti çevrilebilir. O özünden çevrilebilir. Orada siyasi hareketlenmeye ihtiyaç kalmadan çevrilebilir. Çünkü orada olan soydaşlarımız kendiliğinde Türkiye'ye bakarak, güvenerek İran'ın siyasi coğrafyasını değişebilirler. Biz bunu hedeflemeliyiz. Ve tabii ki biliyorsunuz bizim coğrafi sorunlarımız da var. Türk dünyasının birliğinden konuşuruksa İran coğrafya adlanan Fars hakimiyetinde olan bir coğrafya, bütün coğrafyada kuru yollarımızı bütünleştirmeden Türk dünyasının birliğinden konuşabilmeliyiz. Bu aynı zamanda Güney Türkistan. Güney Türkistan'ın da bağımsız olması şartı ki biz o merkezi Türk Cumhuriyetleri'yle, Türkistan'la, Ana Türkistan'la, Doğu Türkistan'la, Sibirya Türkistan'la, Batı Türkistan'la biz artık birleşebiliriz. Biliyorsunuz Azerbaycan Cumhuriyeti üzerinden Kuzey Türkistan'a bir sınırımız var. Ama aynı zamanda düşünün ki biz Hazar'ın kıyısından, güneyinden, tren yollarından, otoyollarla Güney Türkistan'a, Türkmenistan'a, Özbekistan'a, Kırgızistan'a, Kazakistan oradan da ta Sibirya'ya doğru gelirse ve aynı zamanda tırlarımız gelirse, trenlerimiz gelirse görün bizim ne kadar artık zaman aşamasında ileri oluruz. Ne kadar ekonomimiz kalkınır, bu aynı zamanda milletimiz bütünleşir. Bu yüzden de bizim hedeflerimizin karşısında olan tehditlere karşı ortak gücümüzü önce müeyyen etmeliyiz. Bu güçlerimizi de birleştirmeliyiz. Buyurun Emrah. Evet. Şimdi özellikle ben bir daha sormak istiyorum. İran özelinde sorunun sonunda özellikle İran vurgusu yaptım. Neden? Siz de dediniz ki İran'ın siyasi coğrafyası değişebilir dediniz. Aslında inceden de bir mesaj vermiş oldunuz ama özellikle bir daha soruyorum. İran'ın özellikle bu Karabağ zaferinden önce sonra çıkışı, ondan sonra Ermenistan'la Azerbaycan sınırında askeri tatbikat yapması, Azerbaycan'ı askeri noktada tehdit etmesi, bunu Azerbaycan kamuoyu nasıl yorumluyor? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Gelecekte bir İran tehdidi var mıdır? Ya da İran bu tehdit karşısında sizin de söyleminize göre siyasi coğrafyası değişebilir noktasında bir değişime uğrayabilir mi? Yani ikinci bir Azerbaycan İran'da kurulabilir mi? Şu an İran Ermeni tehdidinden önde. Rus tehdidinden önde. Ve özellikle Zengezur dehlizinin açılmasının da onun da nedenleri var. Biliyorsunuz şu İpek yolu deyilen Doğu Batı yolunun yolu 3 dehlizden ibarettir. Orta dehliz Hazar üzerinden Bakı'dan geçir. Zengezur'dan Nakhçıvan'a ve Türkiye'nin üzerinden Avrupa'ya açılır. Güney dehliz İran üzerinden, şimdiki İran üzerindendi. Bir de Kuzey Dehlizi de Rusya'dan, Kazakistan'dan, Başkentten daha Ukrayna üzerinden Avrupa'ya geliyor. Bu dehlizlerin olduğu bir zamanda bugün bilirsiniz ki dehlizi de çetersizdir, güvenli değil.
Güney dəhlizi de güvenli değil. Ve aynı zamanda İran, Çin daha çok çalışır ki Güney dəhlizini şimdiden qursunlar. Şimdiden İran üzerinden bir tren yolları ve otomobil yolları qurulursa ve aynı zamanda İpek yolu İran üzerinden açılırsa, bu İran'ın siyasi mənzərəsinin korunması, Fars faşizmin hakimiyyətinin uzun müddətli kalmasının təminatı kimi düşünülür. Bu aynı zamanda onlar da düşünürler ki, orta dəhliz açılarsa, artık İpek yolu gerçəkləşmiş olacaq ve Güney dəhlizinin ileridə gerçəkləşməsi için Türk dünyası birliyinə girib, Güney dəhlizini artık hüquq ve hüquq olmayan bir Fars faşizmin eliyle değil, Türk milletinin elinden gerçekleştirə bilər düşüncəsi onlarda vardır. O yüzden de onlar Zəngəzur dəhlizinin karşısında dururlar ki, Türk dünyası şimdiden birləşənməsin. Hatta deyirlər ki, bu Turan yoludur. Hatta biz kendimiz Turan yolu demeyende, Fars faşizmi ona Turan yolu deyirdi. Hatta bilirsiniz 90-cı illerde bu İran'ın Dışişler Bakanı vardı, Ələşbər vilayeti. Herhalde onu tanıyorsunuz. Şimdi Xamneyinin dış işlerden sorumlu danışmanıdır. Ələşbər vilayeti o zaman bu Hizbullah təşkilatının lideri tüfeğli belə bir soru vermiş. Neden demiş siz Şii Müslüman Azerbaycanlılar değil, Hristiyan Ermenilerle bir yerdesiniz? O da demiş ki, biz Hristiyan Ermenilerle bir yerde olmasak, Şii Azerbaycan kendi topraklarını kazanmış olursa, bu Turan yolunun açılması olar ki, bu İran için arzu edilmektedir. Bu İran'ın gelecek talihinin məhv edilmesidir. İran bunu özünün en büyük tehdit gördüğü için hep Ermenilerin yanında durdurlar ki, Azerbaycan devletini məhv etsinler. İki nedenle məhv etmək istediler. Bir Turan birliği olmasın, bir de güclü, bağımsız, demokratik, sivil bir Azerbaycan Cumhuriyeti olup İran'da yaşayan Türklere nümunə olabilmesin. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin varlığı güclənməsi, dünya çapında tanınması, hem kültürel, ekonomi açıdan öz varlığını ortaya koyması İran Türkleri için bir nümunə olur. Bu nümunə de tabii ki oradaki soydaşlarımızın kendi devletlerini kurma arzusunu gerçekleştirebilir diye Fars faşizmi Azerbaycan devletini məhv etmək politikasını yaradıb, İran Ermənistan üzerinden Azerbaycan'ı darmadağın etmək istemiştir ve her zaman Azerbaycan'da olan darbelerin arkasında olmuştur. Darbelere karşı olmuştur ki Azerbaycan'da devlet kurulabilmesin. 1993 yılında Azerbaycan'ın milli lideri Elçi Bey'in Cumhurbaşkanlığı döneminde onun yıkılmasının tek nedenlerinden biri de Rusya'dan çok İran buna çalışmıştır ki Azerbaycan milli mənəvi değerlere söykənən milli iradeye koyan bir dövlete değil, gelecekte kendisinin hedeflediği Şii bir toplumun dövlətinə çevrilebilsin. Azerbaycan'da Xomeyniçi Şii bir devlet kurulsaydı, tabii ki İran onun memnuniyetle desteklerdi ve 30 yıl ona burada bir Şii devlet kursun ve bu Şii devleti de İran'a birleştirip pan İrançılığı gerçekleştirsin, pan Farsçılığı gerçekleştirsin. Azerbaycan Türklerinin de Fars menşeli bir toplum olduğunu propaganda olarak kafalara yükleyerek milletimizin de belki düşüncelerini değişebilsinler ki siz Türk değilsiniz, Azerisiniz. Azeriler Fars milletidir, Fars menşelidir. Sadece Türkler İran coğrafyasını işgal eden de Anadolu'ya gelen de Fars milletini asimile ederek onların dillerini değişmiştir. Aslında bugün onların propagandasına göre Azerbaycan Türkler ve bütünlükle İran coğrafyasında ve Azerbaycan'da yaşayan Türkler Cuva Fars menşelidirler. Azeriler sadece Türk dilinde danışırlar. Ona göre Türk dilinde danışırlar ki Türkler bu bölgeni işgal eden de Farsları asimile edipler. Bu bunların propagandasıydı. Buna da nail olabilmediklerine göre bağımsız Azerbaycan Cumhuriyeti Türkiye'nin birlikte 44 günlükte Karabağ'da geldiğinde artık hedefleri
sürdüğü İslam bir Azerbaycan'ın ortada olduğunu görüyor. Rus'tan çok Rus olmaya çalıştılar ki Azerbaycan devletinin hedeflerinin karşısında durup en azından Türkiye-Azerbaycan birliğinin gerçekleşmesini karşısına alsınlar. Bugün de biliyorsunuz ki faşizmi Azerbaycan sınırları içerisinde hatta Türkiye'nin devletini tehdit edecek bir Kürdistan devletinin kurulmasında maraklıdır ki Azerbaycan Türkiye arasında bağlılık olmasın, kuru yolları olmasın, yeni bir Ermenistan kursunlar ve yeni bir Ermenistan üzerinden Türk dünyasının birliğini karşısına alabilsin. Bu yüzden ben düşünüyorum ki bugün dünya güçlerinin kendi arkasını alacak, bölgede Türk milletine karşı her türlü fitneleri gerçekleştirebilecek tek güç varsa o Fars faşizmin kendisidir. Tehran yönetimi tarafından idare olunur. Bunlar bugün molladılar. Yarın şah olabilirler. Kavgacıları cilidinde yeniden hakimiyete kaydedebilirler. Nezaket Trump güçleri bu günlerde Fransa'da Kalk mücadelerinin bir toplantısını yaptırdılar ve dünya partilerini, liderlerini oraya davet edip Meryem Recep'ini İran'ın gelecek Cumhurbaşkanı ilan ettiler. Bu İran kendi 2024. Amerika seçilen seçicilerde bölgesel siyasetinde bir halk mücadeleri liderliğinde Amerika'ya bağlı yeni bir faşist Fars yönetimi olan İran'ın o varlığını hedefliyor. Aynı zamanda bugünkü Biden hükümeti şahçılarla işbirliğinde olmağa, İsrail'i de yanında alıp bölgede İran'ı korumağa çalışırlar ki İran'ın elinden hem de bir Kürdistan devleti kurdurabilsinler. İran'ı federallaştırsınlar. Türk dünyasının karşısında direnebilip Türk birliğinin gerçekleşmesini karşısına alsınlar. Bu yüzden Türkiye, Azerbaycan bu politikalara karşı direnmelidir. Türkiye, Azerbaycan özellikle Türk dünyası birleşmeden Azerbaycan ve Türkiye birleşmelidir ki bu sorunların karşısını birlikte alabilsin. Biz bir millet olarak neyse bugün devletlerimizin kendi aralarında ayrı ayrı sazişleri imzalamakla daha sıkı birleşmesini gözlemeden teşkilatlanmalıyız. Türkiye, Azerbaycan'ın bütün siyasi partileri Türk dünyasını hedefleyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını güçlenmesini isteyen, Azerbaycan'ın varlığını ve güçlenmesini isteyen bütün kurum ve kuruluşlar ortak hareket etmeliler. Ve aynı zamanda biz ortak teşkilatlanmayı bacarmalıyız. Trump Partisi bugün Türk dünyası içerisinde hedeflediği programın gerçekleşmesinin daha uygun bir modelini de görür. Hesap ederiz ki Trump Partisi'nin teşebbüsünden Türk dünyasında özellikle ilk olarak Güney Türkistan'dan, Batı Trakya, Asya'dan, Besre Çöfrezi ne kadar bir coğrafyada olan 200 milyonluk Türk'ün ortak teşkilatlanmasını yada getirip Turan Harekatı adlı bir çatı altında birleşen teşkilatın varlığını ortaya koysun. Bizim böyle bir teşebbüsümüz var ve inanırız ki biz bir millet olarak teşkilatlanmadan, bir millet olarak birliğimizi ortaya koymadan parçalı hüküm siyasetinle bizlere ayrı ayrı siyasi oyunlara çekebilir. Devletlerimiz arasında sıkıntı yaratabilirler. Bugün İsrail Azerbaycan üzerinden ayrı bir oyun. Avrupa Türkiye üzerinden ayrı bir oyun. Amerika her iki devletlerimiz arasında ayrı bir oyun kurup Azerbaycan ve Türkiye'nin arasında bir açılım yaratabilse, bir sıkıntı yaratabilse bu Türk milletinin faciası ve şimdiden mahvolması demektir. Biz buna imkan vermeliyiz. Bütün güç odaklarının karşısında direnmemizin yolu devletlerimizin daha sıkı birleşmesi, milletimizin bir bütün olarak teşkilatlanmasına geçir. Buyurun Emrah Bey. Evet. Candur Hocam çok teşekkür ederim. Kazım Hocam bu konuda siz ne söylersiniz? Bu konuda konuda bir öneri yapayım. Bizim Emrah Bey'i Trump Partisi yönetiminde bir yere koyalım. Emrah İliş'i. Evet. Şeref duyardı hocam. Hemen yürüyoruz. Üyesi olur. Onu ben kendim ilan ederim. Evet. Ve Kazım Bey siz de Turan Harekatı'nın Türkiye çapında teşkilatlanmasında en büyük destekçimiz olursunuz. Eyvallah. Şimdi çok doğru başkan bir şey söyledi. Devletler birleşiyor. Bunun hızlanması ve kuvvetlenmesi milletlerin birleşmesiyle olur. Yani
böyle yayınların, toplantıların, işte akademik işbirliklerinin, projelerin, konferansların, sempozyumların her tarafta, tabii özellikle merkez devlet olması dolayısıyla Türkiye'de çoğaltılması lazım. Bunu da herkese duyuralım. Yani oradaki dostlarınızla irtibata geçin, onlarla organizasyonlar yapın, bir araya gelelim. Herkes birbirini bir yeniden fark etmeye başlasın. Yani hatırlatınca işte Kırgızistan, Kazakistan da vardı gibi bir durum oluşuyor maalesef. Artık bir varlığımızı birlikte fark edip bir araya gelmenin tam da zamanı. Başkan bunu çok doğru söyledi. Bir şey daha söyledi. Mesela demin en son konuyu bağlarken İran tehlikesi demedi. Dedi ki Fars faşizmi tehlikesi. Evet. Gerçekten de aslında dinimizdeki bu Şia meselesinin de bağlantılı olduğu konu. Aynı zamanda İran'da yönetimin de aslında temel meselesi bu Fars faşizmi meselesidir. Bu Arap faşizmi ve Fars faşizmi arasında sıkışmış maalesef işte Türk'ün bu kıskaç arasındaki mücadelesini zaten biz yıllardır konuşuyor ve anlatıyor ve yaşıyoruz tabii. Onu da çok güzel tespit etti bence. Dolayısıyla o Fars faşizmini temsil eden o bir grup İran'ı canavarca, zalimce bölmeyi başaramazsa, ki başaramayacak, İran inşallah bir bütün olarak Türk Devletler Birliği'nin bir üyesi olacak. Dolayısıyla yani yolun kuzeyi de, ortası da, güneyi de Türk Devletler Birliği'nin üzerinden, içinden geçiyor olacak. Demin söylediğim gibi o merkezde orta kuşak Türk Devleti olmuş olacak inşallah. İnşallah Allah bize o günleri gösterecek. Buradaki hedefimiz bizim her Türk'ün de olması gerektiği gibi şovenizm değil. Yani orası da bizim olsun, burası da bizim olsun değil. Çünkü biz Türk'ü Atatürk'ün söylediği bağlamda bir ırk olarak görmüyoruz. Adamların birliği diye ilk adamdan bu yana töreyle yaşayanlar, Allah'ın kurallarıyla yaşayanlar olarak algılıyoruz. O yüzden de bu kurallarla yaşayan coğrafyanın genişlemesi ve adaletin daha fazla dağıtılması amacımız. Dünyada o emperyal vizyonumuz bizim bu. Yoksa sömürgeci, şovenist bir emperyal vizyon değil elbette ki. Onu da söylememiz lazım. Buradan da şöyle geçiş yaparak Rusya ile ilgili Sayın Başkan'a sormak istiyorum. Sayın Başkanım, işte son dönemde izliyoruz. Tabii Rusya'nın yıllarca, özellikle Azerbaycan bunu bizden de çok iyi bilir, zulmünü, ondan sonra yıllarca yaşananları. Hatta ben şöyle bir şeyim var, tanık olduğum durum, çok üzülüyordum. Azerbaycan'a geldim birkaç kere ve orada çeşitli hekimlere eğitimler verdim. Baktım ki karı koca Rusça konuşuyor. Uyardım, dedim ki arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ya hocam dediler, kusura bakma, o kadar alışmışız ki biz. Bu bile bir tabii zulmün uzantısı aslında maalesef. Ama bugün baktığımızda öyle işler oluyor ki Rusya'da. Rusya'nın başına öyle kişiler denk geldi mi diyelim artık. İşte Putin bir tarafta geçen gün Kur'an-ı Kerim'i hiç belden aşağı indirmeden yürüyor. En sonunda da sarılıyor ki bu konuda İslam'la ilgili aldığı kararları biliyorsunuz. Akabinde Dugin, Alexander Dugin ondan sonra ve Lavrov'un İslam'la ilgili, İslam işbirliği ile ilgili açıklamaları ve tabii orada geçen Wagner'de hareketlenirken direkt olarak hedef aldığı, bugün %34'ü Müslüman Türk olan Rus ordusunun da bağlı olduğu savunma bakanı Yakup Türk'ü Şoygu var orada. Öyle bir dörtlü var. En son şimdi Dugin geçen hafta, bu haftanın başında hatta dedi ki Rusya'da İslami bankacılıkla ilgili artık çalışmalar başlamalı. Evvelsi günde Rus Devlet Duması bununla ilgili karar aldı ve çeşitli yerlerde bunun denemelerini başlatma kararı aldı. Bütün bu toplamda yani Rusya'da da Türkler ve İslam öne mi çıkıyor? Kendini artık iyice belli mi ediyor? Diğer yandan Ortodoksların geri kalanı İslamlaşıyor mu? Yavaş yavaş İslam'a dönüş orada hızlanıyor mu? Ve tabii Rusya'da Türk Devletler Birliği içerisindeki yerini alır mı? Başka çaresi de var mı? Diye böyle bir açmış ve size sormuş oldum. Kazım Bey, çok önemli bir noktaya dokundunuz. Ben özelliğiyle biliyorsunuz ki şu an Avrasya coğrafyasında 3 devletin varlığı Türk dünyasının çöküşüyle yaranmış. 3 devletin yaranış felsefesi, dünya Türklüğünün parçalanması
onların birliğinin karşısına alınmasından geçer. Onlardan biri komşumuz İran adlanan coğrafyada Fars başkentinin hakimiyette olması. Rusya coğrafyasında Pan-Slavyanizm adı altında dış güçlerin, özellikle Almanya ve İngiltere'nin kurduğu, Almanya özellikle kurduğu bir teşkilatlanmadır ki, onların kurdukları bu jandarmalar Türk devletlerini, milletini parçalanmak için yaranıb. Biri de biliyorsunuz Çin. Çin bu Türk milleti kalkındıkça bu üç devletleri kendisine bitmeye doğru gelirler. O yüzden de bu üç devlet bugün bölgede Türk milletinin kalkınmasına karşı en çok direnen devletlerdir. Bugün Rusya'da bir Avrasyacılık politikasının yürütülmesi, özellikle Dugin'in liderliğinde bu oldukça tehlikeli bir politik olarak, üç olarak onlar ortaya koydular. Türkiye tarafından bu biraz cazip değerlendirildi. Türkiye toplumda biraz cazip göründü. Türkiye pazarı, Rusya pazarına açılma konusunda Türkiye ve İran ilişkilerinin daha iyileşmesi konusunda aynı zamanda küresel güclere karşı Rusya ile Türkiye'nin ortak bir güç ortaya koyması konusunda daha çok Türkiye toplumunda cazip bir düşünce olarak ortaya koyuldu. Bugün Ankara'ya, İstanbul'a gelende sanki bir devlet başkanı kimi karşılandı. Toplantılar, görüşler, Dugin'e hediyeler falanlar, ama herkes bilmeliydi ki bugün en büyük Rus faşisti, Rus şovinizmin en büyük liderlerinden biri, fikir babalarından biri, yaşayan babalarından biri Dugin'dir. Dugin hem de onu da söyleyeyim ki Kazım Bey, Hamney'in de müşaviridir. Onu da bilirsiniz. Ve aynı zamanda Hamney'in müşaviridir. Putin'in müşaviri olmakla yanaşı Hamney'in de müşaviridir. Bunun ana amacı Türk milletinin özel bir güç olarak, ayrıca bir güç olarak meydana çıkmasını karşısına almaktır. Onların hedefi Avrasyacılığı yaratmakla Pan-Slavyanizmi de Türk milletini kontrolü alma politikasıdır. Bir Türk gücü ortaya çıkırsa o Moskva merkezli bir yönetimde kontrolde olma politikası da Avrasyacılığı, Rusya'nın Avrasyacılığı. Bu aynı zamanda biliyorsunuz ki bugün dünyanın birçok turançılık hareketleri var. Amerika'nın da turanı var, İngiltere'nin de, Avrupa'nın da, İsrail'in de. Çin'in de Turan'ı var, Rusya'nın da Turan'ı var. Her biri bir Türk Birliği'nden konuşuyor. Mesela Anglo-Saks Türk Birliği, Slavyan Türk Birliği, Çin Türk Birliği. Bütün bu birliklerin amacı kalkınan Türk dünyasını kontrol etme politikasıydı. Türk devletleri ve Türk milleti dünya gücüleri içerisinde taraf olan güç kimi meydana çıkabilmesin. Ya Rus'un yanında olsun, ya Çin'in yanında olsun, ya İngiliz'in, Amerika'nın ya da İsrail'in yanında olan bir Türk dünyası onların kafasında var ki Turan Türk milletinin kendisine dayanıklı bir güç olarak meydana çıkmasın. O yüzden de Dugin Rusya'nın içerisinde bir Avrasyacılık, Slavyan Türk Birliği'ni ortaya koyma politikasını ileri sürdü. Adama soru verirler ki, Cenab Dugin, siz Slavyan Türk Birliği'nden danışırsınız, neden Slavyan Birliği'ni darmadağın ettiniz? Neden Ukrayna'ya savaş açtınız? Neden Belarusya'yla iyi geçinebilmediniz? Niye diğer Slavyan Avrupa devletleriyle iş birliğinizi koruyabilmediniz? Neden Pan-Slavyanizmi dağıttınız? En büyük Pan-Slavyanizmi mefkürəsini ve toplumunu birbirine karşı koyan məhz Putin yönetimi ve onun Avrasiya kimi tanıdığımız Dugin kimilerinin siyasetinden gerçekleştirdi. Onlar Ukrayna halkını inkar ettiler. Dediler ki burada Ukrayna ayrı bir halk değil. Tamamıyla bir Rus milletidir. Eğer sen Slavyan birliğinden konuşursansa diyebilirdin ki biz Slavyan milletleriyiz, toplumlarıyız. Gəlin Slavyan birliği kuralım. Neden? Siz herkesi Rusya birleştirmek istediniz. Eğer sizin Slavyan birliği kavramınız var idisə, gələk Slavyan birliğini gerçekleştirdiniz.
Ama siz Rusya devleti çatısı altında daha büyük bir imperya külliyatına düştünüz. Ve bunların da bu panslavyanizmi, Slavyan birliğini koruyabilmeyen, onu darmadağın eden güclerin Slavyan Türk birliği eşkinde olması tamamıyla bir absürttür, gerçek değil. Buna inanmak sadece ben düşünürüm ki düşüncesizlik kimi değerlendirilmelidir. Sadece bugün Rusya'nın Avrasiyacılığı ve Türkiye'nin Türk devletlerinden yakın olmağının tek nedeni var. Biliyorsunuz ki Rusya'da toplumun %70'i Türk Müslüman soyludur. Ve büyük bir kısmı da yani Ukrayna ve diğer halkları da nazar alsak Rusya'da Rus milleti %10 değil, gerçek Ruslar. Necə ki İran'da gerçek Farslar nüfuzun hiç %15'i değil. Hatta Çin dağılandan sonra görəcək ki Çin'de yaşayan 1,5 milyar nüfuzun cəmi 300 milyonu gerçek Çinlidir. Çin'in içerisinden hatta bizim bilmediğimiz 100 milyonlarla Türk milleti çıkacak. Buddist olan. Zaten sarı Uygurlar var. Sarı Uygurlar. 1 milyona yakın nüfusu var bugün Türkiye, Çin'de. Çin gerçekleri ortaya çıkanda Çin'de Çin yaşamadığını göreceğiz. Rusya dağılanda Rusya'da Rus yaşamadığını göreceğiz. İran dağılanda da İran'da Fars yaşamadığını göreceğiz. Bu yüzden de olar. Bugün bir İran farklı bir siyaset yürüdür. Şiyatçilik yeri gelende farklı bir konulara girir. Hatta bugün İran hazırlaşır ki kendisini Yahudi milleti ilan eylesin. Yahudilerin bir kolu kimi değerlendirsin. Tarihte ki Rusların Yahudi olduklarını istiyorlar. Bir programları var hazırlar. Azerbaycan'da Xəzər dövləti qurmaq istəyirlər, Xəzəriyə. Aynı zamanda Azəriyə dövlətini qurmaq istəyirlər ki, hətta buranı bir Yahudi toplum elan edə bilsinlər. Rusya da bunun kimi. Rusya da biliyor ki, Rusya çöşdükcə içindən böyük bir Müslüman Türk toplumu çıxacaq və bugün də ona doğru böyük bir irəliləyiş gedir. Hətta bugün nəzər alsaq ki, Rusiyada yaşayan nüfuzun qeyri-rəsmi mənbələrə görə 4 milyonun üstündə Azərbaycan türkü var, yaşıyor. Mərkəzi Türk Cumhuriyyətlərindən üst üste 20 milyona yaxın. Qafqaz türklərini və Müslüman xalqlarını götürdükcə Rusiyanın genel çapında nərədəsə Türk, hətta Rusiyanın içinə aid olmayan nərədəsə bir 30 milyon qeyri-Rus və Türk soylu millətimizin övladları yaşayır. Bunların böyük əsəriyyəti Türkdür və təbii ki bir qismi də Müslüman olaraq bizlə din qardaşları. Bunu mərkəzi Rusiya və Kreml gözəl görür və görür ki Türk millətindən arxalanmasa, onlara və İslam və Türk sevgisini bəyan edib bir görüntü yaratmasa, Rusiyada olan Müslüman və Türklər Kreml'ə qarşı hər hansı bir həmlə və fikir həmləsi belə göstərərək Rusiyanın sonunu gətirə bilərlər. Bu yüzden onlar Qur'an-ı Kerim'e sarılırlar. Bu yüzden onlar Türk dilinde konuşmağa üstünlük verirlər ve Türk milletine de sanki bir göz boyacı politika sergileyebilirler ki bizleri anlada bilsinler. Ama biz tarixi yaddaşımızı unutmadık. Türk devletlerini, milletini parçalayanların kim olduğunu gözel biliriz. Bugünkü Kremlin'in arkasında yine Almanya'nın ve İngiliz'in olduğunu gözler görürük. Prigojin hərəkatının gerçekleşmemesində ve aynı zamanda dünya bir siyaset sergilenmesinde biz onu gördük ki dış güclər hem Kreml üzerinde hem de Kreml'e karşı olan güclər arasında çok etkilidir. Onlar istediği zaman Kreml'e karşı bir hamle yarada bilirlər ve aynı zamanda onun karşısına ala bilirlər. Bu nerede görünür ki bir qiyamçı əskəri terrorçu güc devlətə qarşı baş qaldırır, sonra Cumhurbaşqanından görüşür ki nəhayətdə Belarusiyada gedib arkadaşlar merhaba ordusunun Kazım yenidən güclənməsində qurulmasında iştirak eləyir. Bu nerede olur? Bu təbii ki görünür ki bunlar idarə olunan güclərdir və bu yüzden biz Putinə Rusiya bağlı bir güc kimi baxmamalıyız. Kremldə olan güclər Rusya devletine bağlı güclər kimi değerlendirilmemelidir. Lavrov 5. kolonun Rusya'da lideridir. Lavrov hərbi sanayi kompleksi içerisinde əskəri güclər arasında ciddi sıkıntı var. Aynı zamanda əskəri sanayi kompleksi bugün rüşvətə
boşanmış. Her birinin ağası devlet değil, millet değil. Her birinin ağası dollardır. Dollar kime daha çok akırsa Rus generalları onun yanında yer alır. Bunu biz Wagner'in simasında da gördük. Ve aynı zamanda da düşünmeliyiz ki Rusya'nın Türk sevdalı siyasetin arkasında da bir Batı dünyası var. Bir İngiliz parmağı var. Bunu biz unutmamalıyız. Ve bu cürede aldatıcı politikaların arkasında gitmek bizi milli hedeflerden yayındırabilir. Bu, ben tam kesin emin edebilirim ki Kuzey Kafkas halkları, Müslüman ve Türk halkları bugün kendilerini Moskva'dan ayrı görürler. Aynı zamanda diğer Türk yurtları, Saka Yakutya'dan tutmuş ta Moskova'ya ve aynı zamanda Ukrayna sınırlarına kadar gelsek, siz bir yerde toplu alanda yaşayan Rus milletini görebilmezsiniz. Bugünkü Moskova şehrinin %70'i Türk soyludur. %70'i Moskova'nın ve tam toplu olarak Rus milletinin yaşadığı bir Rusya'nı hiç yerde bulabilmezsiniz. Her yerde Türk vardır. Aynı zamanda da onu da hatırladım ki siz bugün İran'ın Xorasan, Türkmen, Sahra, Meşhed istedilen bir bölgesine geçseniz, hatta İsfahan'a ve Şiraz'a nüfuzun %50'sinin üstünde Türk olduğunu göreceksiniz. Tahran %70-80 Türk. Kerec ve Şehriyar kasabasında 4 milyona yakın nüfuz yaşayır. Tahran'a birleşikti. 4 milyonu Türk. Bugün hansı Fars milletinden danışırıq? Rusya'da Rus kültürü hakimdir. Rus dili hakimdir. Rusçuluk hakimdir. İran'da Fars dili hakimdir. Fars kültürü hakimdir. Fars edebiyatı hakimdir. Ama Fars yoktur. Rusya'da aynen öyledir. İleride görəcəyik ki, Çin de öyledir. Sadəcə bu dövlətləri qoruyub kullanan güclər Avrasya coğrafyasında Avrasiyanın gerçək sahiblərinin bir araya gəlməsinin qarşısını almaq ya da ki bu dövlətləri çöktürəndə Türk dünyasını elə kontrol alabilsinlər ki, gələcəkdə Türk millətinin üzərindən Avrasiyanı idarə edə bilsinlər. Ya biz olacaq, ya da başqa güclərin yönetimində olacaq. İkisindən birini seçmək bizim artıq düşüncəmizə və milli iradəmizə bağlıdır. Evet. Buyurun, evet. Kazım Bey. Eyvallah. Evet. Sayın Kazım Başkan, teşekkür ediyoruz. Gözü açık olacağız yani. Dediğiniz çok doğru. Bunu ben de zaman zaman işte şurada bize katılacak, burada katılacak derken bazı dostlarımız buradaki tehlikelere işaret ediyor sizin gibi. Ben de şuna işaret ediyorum. Diyorum ki biz bir Türk dünyaya bedel diyorsak dünyada herhangi bir yerde ben de ses yoktu varsa, nedense. Türk varsa sesimiz gelmiyor mu? Candır hocam sizin görüntünüz dondu. Kamerayı bir açıp yapabilirseniz eğer düzeleceğini zannediyorum. Gözü açık olacağız. Biz kurmaya çalıştığımız yapıyı, önderlik ettiğimiz yapıyı, yani böyle bir hani eskiden vardı. Evet. Yapıyoruz. Yani ses olmadı. Türk gibi de devam ettirip Türk gibi de bitirmek aslında en iyisi olur, en doğrusu olur diye düşünüyorum. Bilmiyorum Emrah'cığım, başka soracağını var mı? Şöyle geniş kapsamlı her şeyi değerlendirdik. Evet. Teşekkür ediyorum Sayın Genel Başkan'a. Benim şöyle sorularım olacak ama şöyle yaparız. İlerleyen zaman diliminde belki bir Azerbaycan turu yaparız. Orada daha geniş kapsamlı yerinde konuşuruz. Daha keyifli, daha somut göstere göstere anlatırız. Daha net görüntülerle daha iyi olur kanaatindeyim. Kazım Hocam çok teşekkür ediyorum. Candır Hocam çok teşekkür ediyorum. Sizi ağırlamaktan şeref duyduk. İnşallah Azerbaycan'da da görüşmek nasip olur diyelim. Son sözlerinizi alayım. Sizde ses var. Sizde ses var mı? Evet, bizde ses var Candır Hocam. Sizi görüyoruz. Biz bitiriyoruz. Dövülüyorsunuz değil mi bizi? Ben size teşekkür ederim. Kazım Bey size teşekkür ederim. Saygılarımı sunuram. Evet, peki. Kazım Hocam, tekrar görüşmek üzere. Ben kaza olmadan bitireyim çünkü yayın karıştı şu anda. Candır Hocam, tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Saygılar sunuyorum. Arkadaşlar ben bitiriyorum. Ses geri geliyor. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Sağ olun.